Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı Malatya'dan gerçekleştiriyoruz. Malatya'da görmüş olduğunuz bu genç kardeşlerimiz bu programın İzmir'de şehit olan Fethi Sekin kardeşimize hediye etmemizi istediler. Gerçekten o şehit kardeşimiz için biz de programı hediye ediyoruz. Onlar için sürprizleri olacak az sonra. İstiklal Marşı'nı söyleyecekler ve bir de İzmir Marşı'nı. Kendiliğinden ne iyi ne de kötüdür. Ona iyiliği kötülüğü katan sizsiniz. Hayat paylaşınca güzel. Malatya'da hayatı paylaşıyoruz etkinliğinde amaç da buydu. Engelli çocuklar belki de ilk kez bir spor yapmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Aslında onların yılda bir hatırlandığı 3 Aralık günü de değildi. Niye böyle bir etkinlik vardı ki? Bu organizasyonla ilgili, hayatı paylaşıyoruz organizasyonuyla ilgili biraz bize bilgi verir misin? Bu etkinliğimizin aslında çıkış yeri belirli gün ve haftaların dışında da özel çocuklarımızın bu hayatın içerisinde olduklarıyla ilgili. Ve burada yapmak istediğimiz şey aslında anne ve babalarımızın çocuklarıyla beraber oyunların içerisinde oynamalarını sağlamaktı. Açıkçası buraya gelen çocuklarımızın %90'ı daha önce hiçbir spor faaliyetine katılmamış, oyunlara katılmamış olan çocuklarımız. Ve ben gerçekten şu anda çok mutluyum. Nedeni şu, Malatya'daki %80 özel bireylerle ilgili olan kurumlar şu anda burada. Organizasyonumuz mükemmel gidiyor. Çünkü çocuklarımızda kazanan kaybeden diye bir durum yok. Herkes altın madalya alacak. Herkes mutlu olacak. Biz tüm rehabilitasyon merkezlerine, devlet okullarına, tüm kurumlarımıza, tüm mülki amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz bir katılım oldu. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Şampiyon. Çak. Bak köşkeysen. İyi. Selamlar. Abi selam olsun. Selam bakalım. Selam olsun. Sayın Başkan, sosyal medyada engellilerle ilgili çok güzel materyaller vardı. Acaba bunlar rüya mı, hayal mi yoksa gerçek mi? Hepsi gerçek tabii. Tabii Malatya Büyükşehir olarak, Büyükşehir öncesinde yapmış olduğumuz engellilerimize yönelik birçok etkinliğimiz, birçok organizasyonlarımız, yarışmalarımız, spor aktivitelerimiz var. Tabii öncelikle engellilere çok boyutlu yaklaşmak gerekiyor. Toplumsal olarak toplumun gelmiş olduğu
nokta artık hem hükümetimizin, hocam Cumhurbaşkanımızın engellere vermiş olduğu değer, onları topluma kazandırma, özellikle kendi yeteneklerinin gelişmesi noktasında yapılan çalışmalar çok önemli. Tabii bizler de bunu yerelde geliştirmek zorundayız. Dolayısıyla fiziki alanların inşası çok önemli. Aslında şehrimizi buna hazırlamamız lazım. Hem düşünce olarak hem fikirde, beyinde bunu aşmamız lazım. Özel sektörün, özel yapıların ve bütün belediye özellikle sorumluluk üstlenmiş durumda. Çünkü bütün caddeler, sokaklar, kavşaklar, geçitler ve parkların tamamen engelsiz olması gerekiyor. Aslında bir engelsiz dünya oluşturmamız gerekiyor. Bu vesileyle de biz oluşturduğumuz iki engelli merkezimiz var aslında şu an. Orada hem sportif aktiviteleri hem sınıf ve atölyelerinde engellilerimiz bir yandan eğitim alırken şu ana kadar 770 engellimiz EKPSS'ye hazırladık. Bunların 300 tanesi kadro aldı. Bu bizi gerçekten son derece mutlu ediyor. Esas bir büyük projemizde engelsiz yaşam merkezi olarak inşa etmiş olduğumuz yeni bir merkezimiz var. Burada içerisinde yüzme havuzu var, içerisinde sineması var, toplantı salonları var, sınıfları var, atölyeleri var, kafeteryası var ve bir spor parkı var. Burayı sadece engellilerimize ait değil ama engellilerimizin çok daha yoğun kullandığı bir alana dönüştüreceğiz. Bir yaşam merkezine, engelsiz yaşam merkezine dönüştüreceğiz. Çocuklarımız orada hem spor aktivitelerini yapacaklar, hem bir kendilerine bir sosyal mekan içerisinde bulacaklar. Aynı zamanda eğitimleri çok önemli. Altın madalya kazandı. Gurur duyuyorsunuzdur herhalde. Çok mutluyuz hocam. Teşekkür ederiz. Hadi. Hadi. Efendim. Evet. Böyle evet diyor. Buradan spor etkinliklerine. Evet. Spor etkinliklerine. Hepsine de katılanlara, Özgür Çağlar'a, başkanlarımız bütün içine, hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Hele de Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Engellilerimizin en azından evden çıkıştı. En azından toplumun içine katıldı. Allah Cumhurbaşkanımızın başımızdan eksik etmesin. Kurban olduğum Allah ona sağlık sıhhat versin ki bunlara da biz sahip çıkalım. Bu harbi altına. Diğerlerini ki sahte. Sağ olun canım. Böylesi altına zam geldi. Aynen zam geldi. Yükseldi iyi. Sizin elinizden de almak iyi. Bölüşelim. Hayalinde hiç futbolcu var mı? Ona benzemek ben istediğin. Ben her gün dua ediyorum ki dünyanın en iyi futbolcusu olacağım. İnşallah. İnşallah. Bir özel sporcuların şeyi var biliyorsun. Futbol takımı var. Orada oynuyor musun? Yani evet. İstiyorsan söyleyelim. Öyle de ki Galatasaray elinde. Bak Galatasaray elinde tamam mı? Yok. Ben ölümüne Beşiktaşlı. Siz tanıyabilir miyiz? Evet. İsmim Mehmet Ilkım. Down Sendromlar Derneği Başkanı. Aynı zamanda üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Ve aynı zamanda Down sendromlu bir çocuğum var. Biz bu spor şenliğini düzenlerken TRT'nin de katkısını önemsiyoruz. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Malatya'da ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleşti. Spor şenliği. 135 engelli birey ve onların çok özel velileri burada buluştuk. Katılım çok güzel, çok memnun olduk. Amacımız bu çocuklarımızın yüzlerine bir tebessüm katkısı verebiliyorsak bu bizi çok mutlu edecektir. Ne kadar hayatı beraber paylaşırsak bu anlamda çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Etkinlik Malatya Otizm Derneği, Malatya Down Sendromlular Derneği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi katkılarıyla düzenlendi. Çocuklarımız, gençlerimiz, özel sporcular diyoruz biz. Engelli sporcularımız bugün yıl boyu yaptıkları hazırlıkları hem ailelerine hem gelen izleyicilere sunacaklar. Onların bu etkinliği
kendileri için, aileleri için, şehrimiz, ülkemiz için çok önemli. Bir de çok özel bir bölümümüz var. Türkiye'de duyduğum kadarıyla bir ilk engelli çocuklar için beden eğitimi öğretmeni yetiştiren bir bölümünüz var. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Beden eğitimi ve spor yüksek okulumuz var. BESYO. İnşallah onu spor bilimleri fakültesine çevireceğiz. YÖK'e başvurumuz var. Bu okulumuzda, yüksek okulumuzda bir bölümümüz de engellilerde egzersiz bölümü. Bu engellilere egzersiz öğretmeni yetiştiren bir bölüm. Bu sene veriyoruz ilk mezunlarımız inşallah. Şimdi bu bölümdeki öğrencilerimizin şimdiki statüsü beden eğitimi öğretmeni statüsü. Ama asıl yetiştikleri alan ise tam da bu özel sporcular, özel öğrenciler bölümü. Bunların beden eğitimi öğretmeni oldular, oluyorlar. Bizim üniversitemizde engelsiz bir üniversite hedefimiz var. İnşallah engelsiz bir üniversite yapacağız. Çok teşekkür ederim. Bu yavrularımız bizim engelli rehabilitasyon bölümünde bir kısmı öğrencilerimiz. Bugünkü etkinlik aslında bütün Malatya'daki tüm rehabilitasyon merkezlerinin ortak etkinliği. Türkiye'de bir ilk olduğunu tahmin ediyorum. Türkiye içinde örnek, çok güzel bir etkinlik. Şarkı söylüyor musun Hakan? Evet. Hangi şarkıyı söylüyorsun? Bitbank'tan ya. Evet, sen yaptın mı spor bugün Hakan? Evet. Ne yaptın? Ben korktum ama öyle hareketler yapma bana. Herkese teşekkür ederim de. Sağ olun. Sağ olun. Okay, good. Teşekkür ederim. Çocuğunuz da spora gittikten sonra, bu tarz faaliyetlere gittikten sonra farklılık oluyor mu? Ya ilk defa biz böyle bir şeye katıldık. Geçen sene mesela vardı, sinema gösterisi falan vardı. İlla ki mesela dün akşam o heyecandan sabah zor etti. Geç kalkan çocuğum, bir baktım saat 8:30 üstüne almış. Haydi gidelim. Yani aradım en son, dedim hani ne zaman geleceksin, sabırsızlanıyor çünkü çocuk haliyle. Ve onun mutluluğu bizim mutluluğumuz, işin gerçeği. Sen kimle geldin buraya? Annemle. Annenle geldin. Seviyor musun anneni? Çok seviyorum. Seni üzüyor mu hiç annen? Hiç üzmüyor. İstediğin her şeyi yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor mu? Hı. Peki buraya kendi isteğinle mi geldin, annenin zoruyla mı geldin? Kendi isteğimle. Peki. Spor yapıyor musun? Çok fazla yapmıyorum. Peki niye yapmıyorsun? Bilmem. Aslında sportif bir vücudum var. Değil mi? Evet. Peki sevdiğin sporlar var mı? Yok. Yok mu? Bir spora başlayalım seninle. Bir başlangıç yapalım. Anneni de çağıralım buraya. Annesi de gelsin. Annesi de gelsin. Bak, sporu seviyormuş kızın. Seviyorum. Ama spora gitmiyormuş. Buradan bir anlaşma yapalım. Tamam. Malatya'da bir spora başlasın kardeşimiz. Tamam. Nereye gönderin? Hangi spora gitmek istersin? Voleybolcu mu olmak istersin? Okçu mu olmak istersin? Ne? Tabii aklından geçen spor var mı? Yok. Futbolcu mu? Hı? Aklından geçen yok. Atletizm, yüksek atlama. Bir spora git ama, tamam mı? Söz mü? Söz. Cem abi sana söz veriyorum de. Söyle. Cem abi sana söz veriyorum. Tamam. Niye kavga ediyorsun? Söyle bir gelin bakalım. Ha? Şöyle bir gelin bakalım. Siz tanışıyor musunuz birbirinizi? Tanışmıyor musunuz? Hı-hı. Ama tanışın ama. Bir merhaba diyeyim bakayım. Merhaba arkadaş. Merhaba. Uzat elini. Uzat elini. Merhaba. Şiddet kötüdür, tamam mı? Şiddet kötüdür. Kavga da kötüdür. Onun evet. için güzelce bir sarılın bakayım. Sarılın arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamam mı? Şimdi seni tanıyalım. Söyle. Mert Berat Korkmaz. Nereden geldin sen Mert? Toki'den. Toki'den geldin. Spor yapıyor musun sen? Spor? Hı? Yapıyorum. Futbol falan oynuyor musun? Oynuyorum. Hangi mevkide oynuyorsun? Golcü müsün, kaleci misin? Şeyim. Havada bir tane takla dönüyor zaten. Ondan onu da yapabiliyor musun? Takla atabiliyor musun? Hadi yap bakalım. Ama burada yapamam. Ben bir çocuğum. Sen nereden geldin? Altıdalı. Sevdin mi bu organizasyonu? Evet. Sevdin, değil mi? Şu anda en güzel Ali Karin'in orada bak. Evet, başkan yine yüzün gülüyor. Evet, bugün Malatya'da çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Malatya'da bütün özel çocukların katıldığı... Çok şanslısın, ilk önce onu söyleyeyim. Şükürler hakikaten olsun. Allah'ıma yani. Şükürler olsun. Bu çocuklara hizmet ettiğim için tabii çok şanslıyım. Evet. Böyle günahsız yavrulara hizmet ettiğim tabii ki çok şanslıyım. Onun için Allah'a şükürler olsun. Bugün Malatya'da da Sayın AK Parti Genel Başkanımızın
özür salın. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve diğer belediye başkanlarının katıldığı, Sayın Rektörümün katıldığı, Eylül Üniversitesi Rektörümüzün katıldığı, Malatya'nın bütün engellilerini kucaklayan bir organizasyon yapıyoruz. Burada şunu görüyorum, Malatya ile devletin kucaklaştığını görüyorum. Üniversitenin kucaklaştığını görüyorum. Halkın, çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Bugün bir İnönü Üniversitesi'nin bütün bölümlerinin sahip çıkması, işte Down Sendromlar Başkanlığı'nın İnönü Üniversitesi'nde olması. Bu gibi şeyler tabii biz artık bu dünyada, bu şeyde Malatya'da da demek ki devletimizle kucaklaşmışız. Bunun için şükürler olsun tabi Allah'ıma. Çünkü bizim hizmet ettiğimiz kesim günahsız bir kesim. Devlet büyüklerimiz ne kadar iyi imkanları verirse biz o kadar büyürüz. Ama bugün Malatya'da şunu gördüm. Milletvekilleriyle, belediye başkanıyla, rektörüyle, öğretim görevlisiyle İnönü Üniversitesi özel sporculara gönlünü açmış, yüreğini açmış. Ve Malatya halkının gözünde bir zıvıltı gördüm. Çok mutlu oldum. Buradan bu yayını da Türkiye'ye duyurduğunuz için özellikle size teşekkür ediyorum. Ailelere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir faaliyet geçiyor. Çok teşekkür ediyorsun. Sen mutlu musun beyefendi? Mutlu musun? Evet mi? Şu anda yarışmanın birincisi şu anda. Rektörümden daha iyi attık. Tebrik ediyorum. Kendine iyi bak. Etkinliğin amaçlarından biri de bireyler, aileler ve toplumun birlikte oynayabilecekleri ve eğlenebilecekleri verimli bir zaman ortamı yaratmaktı. Engelli gençlerimiz belki de ilk kez aileleriyle birlikte spor yapabilme, paylaşabilme heyecanını yaşadılar. Sporcu olmak istiyorum. Aferin sana. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nezaket Yoldaş, Öner Yoldaş'ın annesi. Bu etkinlikleri yaptıkları için ilgilenenlere çok teşekkür ediyorum. Daha çok olmasını istiyorum. Bizim çocuklar alabilirler yani. Verilen eğitimle her şeyi başarabilirler ama biraz geç olsa da alıyorlar yani. Onun için de uğraşmak lazım, çabalamak lazım. Hem ailelerin hem de onlara yardımcı olanların yani bilgilerin ben çok ilgilenmesini istiyorum yani. Çünkü bizim çocuklar her şeyi yapabilirler. Yeter ki imkan verilsin. Yeter ki imkan verilsin yani bizlere. Ben yılmam yani. Oğlum benim 31 yaşında şu an. Yani her şeyine katılıyorum. Tabii geriye dönüşümüz de oluyor, yıkıldığımız da oluyor. Ayağa kalkıyoruz tekrar, gene başlıyoruz. Ben burada öğretmenlerine de çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey var, Öner'in yaşam koçu. Her hafta 3 gün çıkarlar. Tekrar Abdurrahman Hocam var, Şadi Hocam var, Serkan Hocam var. Bunlara ben çok teşekkür ediyorum yani ilgilendikleri için, bize yardımcı oldukları için. O yüzden ailelere de diyorum, bizdeki ilgilenenlere de diyorum pes etmemek lazım. Daha çok öğrenmek, daha çok iyi yerlere gelmek için çok çalışmak lazım. Hoşuna gittin mi bu yarışmalara? Gitti. Babanla hiç önce yarışmış mıydın? Yarıştım. Yani kim kazanıyor? Ben kazanıyorum. Evet, tebrik ediyorum seni. Şampiyon kim? Şampiyon ben. Aferin sana. Ne oynuyorsun? Koç. Güzel mi bu oyun? Güzel. Hoşuna gitti mi? Kolay mı bu oyun? Kolay. Nasıl kolay? Bir anlatır mısın? Nasıl bir oyun bu? Ne yapmaya çalışıyoruz bu oyunda? Atmaya çalışıyoruz. Beyaz bir top var. Ona en yakın atan mı kazanıyor? Evet. Hadi bir deneyelim bakalım. Bir beyaz topu atalım. Beyaz top orada. Şu da senin. Ben de mavi topu alıyorum. Bakalım hangimiz kazanacağız, tamam mı? Yakına tut, tamam mı? Hadi bakalım. At bakalım. At. Aferin sana. Aldım. Çok güzel. Şimdi ben atıyorum. At bakalım. Bir tane atmak ister misin? Aaa. At kızım. At bakalım. Beyaz topa yakın at. Çok hadi güzel. Devam. Beyaz top. At. 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 Hadi. Ooo. En yakın sen attın. Aferin sana. Çek. Bravo. Yok, ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Bak, benimki daha yakın gitti. Ben kazandım, değil mi? Evet. Ne yapıyorsun sen? Attım. Nereye attın? Beyi attım. Kaç numaraya attın? Bir numaraya. Bu oyunun adı ne? Oyun bir yana. Benim ben bu oyunun adını bilmiyorum. Yeni mi bu oyun? Çok güzel atmayın. Bir atalım bakalım. Hadi atalım bakalım hemen. Şu kameramanın kafasına doğru açacaksın. Kameraman da görüyor. At onun kafasına doğru. He. Olmadı. Bir daha. Kameramanın kafasından vuracaksın, tamam mı? Bravo! Çak. Engel tanımamaya çalışıyoruz ama şunu söyleyelim yalnız. Toplumumuzda maalesef bu engelleri kaldırma konusunda biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Gerek otoparklarda, gerek bu tür aktivitelerde veya sosyal etkinliklerde, işte affedersiniz lavabolarından tutun da rampalarına kadar ve diğer erişilebilirlik konusunda
biraz daha hassasiyet rica ediyoruz. Yetkililerden de bu konuda biraz daha gayret sarf etmelerini bekliyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ederiz sayın muhabirim. Mesleğimi elimden almak yok değil mi? Evet, çok çok evet. Teşekkür ediyoruz. Bu tür aktivitelerde bu şekilde gerçekten TRT'yi görmek bizleri çok mutlu etti. Evet. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası, bitmiyor ayrılık, bitmiyor gönlümün. Babası da eşlik etsin hadi. Evet. Hicran, hicran yarası. Sevgili seyirciler, şu anda Doğanşehir basketbol takımıyla birlikteyiz. Tekerlek sandalye. İki ayrı takım var ama formaları aynı. Nasıl ayırt edeceksiniz? Arkadaşlarla bir tanıdığımız için ayırt etmemiz daha kolay olur. Kim kimle oynuyor? Kaptan Sefa'yla. 15'te de dur. Evet. Ağır değil mi abi? Siz daha kuvvetlisiniz. Mahmut'la Sefa. Tamam. Kim kazanır? Vallahi mücadelenizi vereceğiz ama inşallah Tosun kazanır. Bir şeyini oynayalım ya. Malatya'nın nesi mi? Kayısısını oynayalım. Tamam, tamam. Bir kilo kayısısını oynuyoruz. Kaybeden tamam. Bir kilo kayısı alacak, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Söz. Bak ne demiştim yayından önce? Benden yakışıklı adamları ekrana çıkartmıyorum demiştim değil mi? Evet. Ama sen çıktın, ne olacak şimdi? Bütün beğeniler sana gelecek. Yok ya. Kaç yıldan beri basketbol oynuyorsun? 4 yıl oluyor. 4 yıl oldu. Daha önce ne yapıyordun? Daha önce masa tenisiyle uğraşıyordum. Zaten yaşım 16. Hani. Doğuştan engelli misin? Yok, trafik kazası. Trafik kazası. Peki ondan sonra hayatında bocalama oldu herhalde. Evet. Eve kendini hapsettin. Sonra spor seni hayata mı döndürdü? Spor tabii her açıdan daha iyi. Kaslarınız çalışıyor ve hani ortamlarda mesela sporcuyum diyorsunuz. Peki çevrenin sana bakış açısı nasıl oldu spora başladıktan sonra? Hani normal engelliyken sadece engellisiniz. Herkes acıyarak bakıyor ama spor yaparken millet size mesela hani sporcu, engelli sporcu diyerek övünüyorsunuz. Millet hani bizim yapamadığımızı o yapıyor diyor. Biz il dışlarına çıkıyoruz. Onlar çıkamıyor. Hani bize gıptayla bakıyorlar. Sporun çok etkisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gitti devlet okulunda gençlerimiz var. Bu konuyla alakalı yani bayağı bir ilerleme kaydettik diyebiliriz. Daha ağırdı bu çocuğum. Sporun çok etkisi var. Spor sakinleşmesini sağladı. Hayata daha iyi bakmasını sağladı. Ondan sonra sosyal faaliyetlere katılmasını. Biz de ailece zaten hep yanındayız. Maçlara geliyoruz. Bize de bir dış dünya oldu. Çocuğumuza da dış dünya oldu. Yani yeni arkadaşlar edindik. Aile dostları edindik. Yani çok güzel şeyler kattı. İrem bizim göz bebeğimiz. Down sendromu, mozaik. Birçok etkinliklere katılıyor İrem. Jimnastikte madalyalarımız var. İzmir'de, Bolu'da. Resim madalyalarımız var resim bölümünde. Çok zor bir süreç değil mi? Çok özel zor. Bir çocuğun annesi tabii olmak. Tabii ki zor. Kolay şimdi olur mu? Bizi televizyon ekranlarından izleyen, evde küçük çocuğu olan, böyle özel bir çocuğu olan ailelere, annelere, babalara nasıl tavsiyelerde bulunmak ben istersin? Şöyle demek isterim. Asla ümitlerini kaybetmesinler. İrem birçok şeye imza attı. Biz de beklemiyorduk. Lütfen çocuklarıyla gereken ilgiyi, önemi göstersinler. Onların özel olduklarını, çok önemli olduklarını ifade etsinler. Evet sevgili seyirciler, şimdi gençlerimizle biz de yarışacağız. Bakalım kim kazanacak? Mehmet mi, Cem mi? Kim kazanacak? Tabii ki ben. Hadi bakalım. Ya arkadaş, şöyle kameralara niye geçiyorsun beni ya? Ben program yapımcısıyım. Ben birinci olmam lazım. Tamam. Ben bir daha yapalım mı? Evet. Ben birinci olayım, tamam mı? Tamam. Senin yüzünü kim boyadı? Kim boyadı senin yüzünü? Boyacılar. Boyacılar. Ayakkabı boyacısı mı boyadı? Ha. He? Kim boyadı? Hayır, hazır. Hazır değiliz. Hazır değiliz. Hazırız. Evet sevgili izler. Ben bir
Şampiyon kim? Şampiyon! Sen! Şampiyon kim? Engelsiz spor. Dön şöyle. Şampiyon engelsiz spor de bakayım. Şampiyon engelsiz spor. Evet. Bir de öpücük. Heh. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, onları bir abla olarak bağrına basıp yalnız bırakmadı. Çok güzel bir ortamdayız. Ben Engelliler Federasyonumuza ve Malatya dışından buraya gelen bütün kardeşlerimize, evlatlarımıza, ailelerimize hoş geldiniz diyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt Belediyemiz ve üniversitemizle birlikte ortaklaşa yapılan bu hayatı paylaşıyoruz. Spor şenliği muhteşem güzel bir ortamın olmasına vesile olmuş vaziyette. İnşallah biz engelli evlatlarımızın bizim çok büyük bir zenginliğimiz olduğunu düşünüyorum. Ve onların dualarına talip olmak en önemli kazanımımız. Onların dualarını aldığımda bütün işlerimin rast gideceğini düşünüyorum. Size sarıldıklarından mutluluğunuzu hissettim. Onun için koşarak yanınıza geldim. Çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren engellilerle ilgili çok önemli düzenlemeler yapılmasına vesile oldu. Ve o günden bugüne yapılan bu kadar yıllık, 15 yıllık AK Parti iktidar döneminde engellilerimizin önündeki bütün engelleri kaldırdık. Ve bugün de sporun önündeki engelleri kaldırdığımızı görüyoruz. Sizin de TRT olarak da bu etkinlikte burada olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Etkinlikte Türkiye'de tek olan İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin duyduğu heyecansa herkesten fazlaydı. Aç kaldık fakat Mehmet yardımımıza yetişti. Yetiştim Mehmet abi. Ne getirdin? Abi annem badem koymuştu, kayısı bademi. Evet. Kendi üzüm kuruttu ve dut kurutulmuştu. Allah razı olsun, bana da verdin. Amin. Evet Mehmet, hangi okulda okuyorsun, bölümünde? İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 1. sınıftayım abi. İşte böyle bir etkinliğe giriştik. Çok şükür çok daha mutluyuz böyle bir şey için. Peki nereden geldi aklına böyle bir bölümü seçmek? Ya ilk böyle bölümü gördüğüm zaman ve bölümün özelliklerini okuduğum zaman tam beni yansıttığını gördüm. Yani engeller konusu benim küçüklükten beri diyeyim hani ilgimi çeken bir konu. Yani çok isteyerek seçtim. İlk tercihimdi. Yani çok şükür çok daha mutluyum seçtiğim için. Neşe, gözlerinin içi böyle ışıl ışıl, bunu evet, görüyorum. Evet, şu an çok, o kadar mutluyum ki anlatamam. Ya çok farklı bir durum. Normal insanlar biz artık çok sıradan geliyor. Bu çok özel insanlar. Engelli değil artık bunlar. Engelsiz bireyler hepsi. Biz hepsi yaptığımız bütün hareketleri bunlar da yapıyorlar. Şu an kalbim böyle pırpır ediyor. İlk de bir bölümü seçmişim. Ne olursa olsun Ali hocama, Şadi hocama hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar böyle bir programı bize aldıkları için. Başta size de teşekkür ediyoruz tabii bize sesimizi duyurduğunuz için. Malatya'da sadece bir bölüm var ve de hiç ataması olmasa da ben bu bölümü okuduğuma hiç pişman olmayacağım. İlk de böyle bir bölümü açmışlar. Ama ileride geleceği olan bir bölüm olduğunu söyleyeyim. Fazlasıyla. Çünkü 7 milyona yakın insanımız engelli ve de buna çok ihtiyaç duyulacak ileride, öğretmenleri olsun, başka bir şey olsun. Çok farklı bir ortam. Herkes inşallah bulunur, engelli öğrencilerimiz bulunur yanlarımızda. Biz de onların yanlarında her zaman için. Evet, sen de madalyaları kapmışsın. Nerede aldın madalyaları? Ben madalyaları birine boynuk şampiyonasından aldım. Türkiye boynuk şampiyonasından aldım Antalya'da. Bir tanesini de şeyden aldım, Bocce'den aldım. Öbür sene, bu ikinci oluyor madalyamı. Ben hani Karaca hocama ve Şadi hocama çok teşekkür ederim. Beni böyle bir kulübe çağırdıkları için, şey yaptıkları için. Gerçekten ben engelliler spor kulübünden çok memnunum. Hepsine de Allah razı olsun, federasyon başkanına da çok teşekkür ederim bu arada. Bizlere 5 yıldızlı otellerde ne de ağırlıyor ediyor. Kendisine gurur duyuyor. Sevgili seyirciler, şu anda burada gönüllü olarak çalışan arkadaşların bir sorunu var. Mehmet Hoca çok zor soruyormuş değil mi? Çok evet. Mehmet Hoca'dan rica ediyoruz. Burada, yüz yok. Bir dakika. Bu zaten bu yayınlandıktan sonra öncesi sınav olacağınız için biz sadece burada çalışan, burada emek veren arkadaşlar için bir soru istiyoruz. Aynen. Bir soru. Evet, 20 puanlık bir soru hocam. Şöyle diyelim, arkadaşlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz şu ana kadar çok başarılılardı. Şu ana kadar 100 üzerinden 40'a hak ettiler. Bravo hocam. Bravo. Tamam o zaman arkadaşlar. Benlik engelsiz sporu engelsiz sporu yapacağı bu kadar arkadaşlar. Engeller egzersiz bölümünü aslında ben tek seçme sebebim hani özel insanlarla bir arada olup onlarla daha çok kaynaşıp ya seviyorum bu işi aslında, o yüzden seçtim. Engelli bireylerle beraber olmak, onlara yardım etmek, onlara yardımcı olmak, onlara spor yaptırabilmek gerçekten hayalimdi küçükten de, hala da öyle.
Ve bu bölümde çok mutluyum. İnşallah Atamas da gelir de özel eğitim okullarında biz görev alırız. Ben Ramazan Çulan, milli sporcuyum. Malatya'da bir rahatsızlık nedeniyle Malatya'ya taşındım ve burada spor yaptırdığımız gençler var. Fakat bugünkü şölen, bugünkü şenlik muhteşemdi. Bu arada gönüllü olan arkadaşlarımız, engellilerde, egzersiz alanında eğitim alan arkadaşlarımız için de güzel bir açılım oldu. Ve onların ileride çok ciddi anlamda engellileri hayata bağlayacaklarına ben inanıyorum gerçekten. Çünkü engellilerin sosyalleşmesi, hayata katılımları için spor gerçekten kestirme bir yol. Ve evinde bulunan, bu programı izleyen ve bu programa her zaman müdavim olan bütün aileleri, engelli ailelerine, engelsiz aileleri hepsine tavsiyem hayatın içinde olsunlar, hayata karışsınlar ve sosyalleşsinler. Biz onların yanındayız, Cem Bey onların yanında ve herkese teşekkür ediyoruz ve ne yapıyoruz? Hayatı paylaşıyoruz. Kesinlikle. Teşekkürler Cem Bey. Hani hayatımda spor vardı ama böyle bir bölüm okuyacağımın aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ben eğitim kazandım ama engellerde egzersiz seçtim. Çünkü bu bölüm Türkiye'de tek bizim okulumuzda var. Ve ben bu bölümden gerçekten çok umutluyum. Çünkü herkes normal bir insana spor yaptırabilir. Ama özel insanları spor yaptırmak çok özel bir duygu. O yüzden ben bu bölümde olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet hocama da. Evet, biz burada İnönü Üniversitesi olarak engellerde egzersiz ve spor eğitimi öğrenciler olarak bu etkinlikte bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bizim bölümümüzün sadece Malatya hariç diğer illerde de açılmasını istiyoruz ve önümüzün de artık kendi branşımızın dalı olarak Atama bekliyoruz. Önümüzün açılmasını istiyoruz. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bizim amacımız burada çocuklarla bir sportif etkinlik gerçekleştirmek, bir farkındalık oluşturmak. Bu farkındalığı da tüm Malatya'daki ve Türkiye'deki herkese ulaştırmaktı. Burada oyunlarımızda hani biz çocuklarla oyun oynamadık aslında. Oyunların tamamen içindeydik. Her oyunun kendi içinde bir amacı oldu. Çocuklarımız zaten oyunla kendilerini geliştiriyorlar. Oyunla devam ediyorlar. Ve akademik olarak da bu alanda daha çok başarı sağlıyorlar. Bizler biliyorsunuz engel çocuklarla uzun yıllardır, işte 2003 yılından beri engel çocuklarla çalışıyoruz. Bu çocuklara vermek istediğimiz şeyler aslında onların kendilerine yetebilecek kadar güzel şeyler yapmalarını sağlamak. Ve sporlar, sportif branşlar aracılığıyla da bu çocuklarımız sosyal aktivitelerde, sosyalleşme konusunda, topluma uyum sağlama konusunda da çok uyumluydu. Siz de Cem Bey birçok şeye şahit oldunuz. Bazı öğrencilerin mesela topluma çıkamıyordu, kalabalık ortamları sevmiyordu. Belki de balon patlatmayı sevmiyordu, bugün balon patlatmayı sevdi. İşte insanlarla bir araya gelmeyi sevmiyordu, bugün... Birçok kendisi gibi, kendisinin gibi olmayan sağlıklı arkadaşlarıyla da oyun oynadı. Aslında bizim amacımız neydi? En güzel amacımız onların yüzüne küçücük bir tebessüm kondurmaktı. O küçücük tebessümü kondurduysak bizden daha mutlusu yok demek istiyorum. Sevgili seyirciler, bir engelsiz spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.